ziyaretçilerine kapıları açtı. Günlük ziyaretçi sayısı da 1 milyonu aştı. Başkentliler hafta sonu akın akın buraya geldi. Şu anda görüyorsunuz, burası başkentin eğlence merkezi haline geldi. Eğlence turizminin başkenti olmaya aday Wonderland Eurasia ay sonuna kadar ücretsiz. Merhaba. Merhaba. Adın ne? Ömer Talha. Nasıl buldun burayı Ömer? Çok iyi, çok güzel abla. Evet, ailenle gelmişsin. Bindin mi oyuncakları? Ya çoğuna binemedim. Çok sebep vardı. Ama sonunda iki oyuncaklara bindim. Annem, babam. Evet, nasıl? Ailece. Ya aslında çok güzel ama oyuncaklar çalışsaydı daha güzel olacaktı tabii ki. Öyle. Binebildin mi oyuncakları? Daha hiçbirine binemedik. Sadece bir tanesi açık sanırım. Onların da zaten sırası epey yüksek. O yüzden binemedik. Refik Tuzcuoğlu, Ankara Büyükşehir Genel Sekreteri. Yani işin doğrusu biz de Anka Park'a bu kadar çok ziyaretçi akımı olacağını çok tahmin etmemiştik. Ancak birkaç gündür bakıyoruz ki her gün 1 milyonun üzerinde bir Ankaralı hemşerimiz, ama sadece Ankaralılar da değil, Ankara dışından da çevre vilayetlerden de buraya çok yoğun bir ilgi olduğunu gördük. Her gün şu anda 1 milyon 200 bin kişi. Siz de kalabalığı görüyorsunuz. Her taraf insan kaynıyor. Anka Park'ı merak ediyorlar. Anka Park'ı gezmek istiyorlar, görmek istiyorlar. Bu da Ankara açısından hakikaten eğlence turizmi açısından büyük bir marka değer kattı. Şimdi tabii bundan sonraki fasılda Anka Park'ın tanıtılması hem ulusal düzeyde hem uluslararası düzeyde. Buranın işletmecisi olan arkadaşlar bu anlamda ciddi organizasyonlar yapıyorlar. Yani hem Çin'den tutun da Amerika'ya varıncaya kadar her tarafta Orta Doğu bölgesi biraz daha merkeze alınmak suretiyle bir tanıtım çalışması yapılıyor. Zannediyorum sadece bizim yani Türkiye içerisinden muhtelif vilayetlerden buraya ziyaretçiler değil, birçok ülkeden de Ankara'ya gelenlerin uğrayacağı bir yer olacak.
Gökhan Barın ben, Anka Park'ın yönetim kurulu başkanıyım. Şirketimizin ismi hala Anka Park ama parkımızın ismini Wonderland Eurasia olarak değiştirdik, evet. Burası bir temalı park tabii. Temalı parkın bir öyküsü, bir teması var. Çok uzman ekipler tarafından yazıldı. İki Avrupalı şirket bu konuda danışmanlık yaptı. Zaman döngüsü. Şimdiki zamandan gidiyorsunuz, uzak gelecek, apokalips, dünyanın tekrar yeniden dirilişi, yeniden canlanış. Sonra dinozorlar çağı, taş devri ve antik medeniyetler diye devam ediyor. Bu zaman döngüsünün içerisinde her bölümün kendi hikayesi var. Bir ay boyunca değil, ay sonuna kadar ücretsiz olacak. Evet, ay sonu. Daha sonrasında ücret politikamız herkesin gelmesine müsait. 25 lira gibi bir giriş ücreti belirledik. Bunun 5 lirası sadece giriş ücreti olarak değerlendirilecek, kullanım ücreti olarak. Onun dışında 20 lira ise içerideki oyuncakların her birinde ayrı ayrı ünitelerde kredi olarak kullanılabilecek. Dünyada da daha uygun giriş sistemi olan bir yer yok. Yani Avrupa onun ortalaması 60-70 euronun üzerindedir. 180 dolara kadar girişi olan parklar var. Bizde sadece 25 liraya herkes buranın keyfini çıkartabilecek.